Arkadaşlar size şimdi çok güzel bir haber vereceğim. Sesimin yankısı falan da var gerçi ama. Yeni evimi tuttum sonunda. Tenoz TM5. Belki bir gün medak salarım, sanmaz mı? O JBL'in kablosu burada kalsın. O çöp ya benim için. Annemler seviyor. Burada bırak annem yerini alsın. Her şeyin batıda. Fes senin ama. Ama bunu ister şey yap. Ya bunu hediye vermişti benim eski çalıştığım yerde. Şunlar takıları sonra götüreceğim. Tamam, bunları o zaman götüreyim şimdi. Sen yazın ne yapıyordun önceden burada? Burası açıktı yani. Esiyordu şu an. Esmemesinin sebebi o cam oluşuyor. Essin ya da esmesin, burası aşırı. Erkan, bu da mı bunu hissediyorlar? Hocam onu götünü kaşığından kaldırıyor. Gel. Tam bir enişte. Güzel çıkıyor. Boş yatırıma herkese merhabalar. 4-5 aydır mütemadiyen ev baktım ve birçok defa reddedildikten sonra tarihi bir ev bulmanın verdiği mutlulukla şimdi size evimi gezdireceğim. Önce Çüşüyor. Salonla başlayalım. Pinterest'te bol bol görebileceğiniz tarihi bir evdeyiz şu an. Burası benim yemek değil. Koltuk ve televizyon kısmı olacak. Burada küçük bir balkonu var. Hemen buradan bir köprümüz var. Ve aşık oldum. Duvara doğru ilerliyoruz. Çünkü bu duvar yemek masasının olacağı duvar. Burası çalışma masamın olacağı. Çok tatlı. Boyunu anlayabileceğinizi. Yüksek tavan, hayallerimiz. Devam ediyoruz. Çok güzel yenilemişler. Banyoya bakalım. Ana banyomuz bu şekilde. Duş. Burada da aynalı. Her yer mermer. Daha sonra bir küçük tuvaletimiz daha var. Buradan da misafirlerimiz için dolaplı molaplı gayet tatlı şık. Burası da benim yatak odam olacak. Yatağı buraya doğru veririm diye düşünüyorum. Buraya da aydınlatma koyarım. Şifon yer. Bitti. Balkona bakıyor. Evet. Tatlı. Bir de kimseyi direkt görmüyorum. Şimdi misafir odamıza gidiyoruz. Burası aynı zamanda benim kıyafet odam olacak. Daha planlamadım burayı. Ama büyük ihtimalle buraya oturma grubu yaparım. Yani bir koltuk koyarım. Buraya dolap yaparım. Şöyle uzuncana diye düşünüyorum. Aynamı getirtmedim. En sevdiğim ailemi unutmuşum şu an, biraz üzgünüm. Bu küçük koridordan çamaşır makinesini koyacağımız bir boşluğa çıkıyoruz. Sonra minnok ve tatlı bir mutfak. Bence gayet ideal benim için yani. Benden daha fazla beklenemez çünkü. Sadece mutfağı seyirlik sevdiğin için bence de ideal. Bence de. Uyumun kısa olmasının durum şeylerini yaşayacağız. Yok canım, standartların üstünde bu dolap. Ben de balkona çıkabiliyoruz. Hep beraber balkonumuza çıkalım. Güğümlerin de var. Balkona şey mükemmel. Hatta yok, üzümlerin bile var. Ben az önce bir tanesinin tadına baktım. Olmuş. Filmi çekilmez mi? Bir İtalyan. Evet, İtalya'da geçen bir Felsen Özpetek filmi çekilir. Çekilirse arkada Sezen Aksu. Aa, yedin mi? Nasıl? Ben de yedim, güzel. Çok güzel. Büyükleri ye, tatlı. Aa, aşırı güzel. Ver bakayım. Ben de yedim. Oha, ne demek balkondan yüzüm yemek lan? Yıl olmuş 2022. İstanbul'da balkondan üzüm yiyoruz. Valla çok iyiymiş ama. Evet, güzel. O zaman şarabımızı getirelim. Anahtar elinde. Bende. Bir tane kalı. Ne kitle yalnız. Ne yaptın, beğendin mi? Anlat bakayım. Geziyor oldum ben de. Balkon çok güzel. Burası köpek yeri. Yorumlar. Evet, yorumlarınızı alalım. Yorumlar. Şuradan denizi görüyorsunuz. Hala yorumlamıyor bak kameraya. Güzel ev. Ev güzel. Ama alışık olduğumuz evlere benzemiyor tabii. Biz alışmışız. Apartman. Apartman. Büyük apartman. Evet. Balkon çok güzeldi. Hatta ben şu an kafamda kurdum. Şuraya bir sallanan şey. Evet. Sandalye, koltuk var bir şey. Şuraya bir yemek masası takımı. Çok güneş oluyor. Ben masayı oraya koymayı düşünüyorum. Yani taşırsın bence arada. Evet. Şimdi bunu yaştıracağım. Öyle şey yapayım. Mermer çok güzel ya. Yani. Gerçek mermer. Ha. Dolapları nasıl? Ama bakmadım. Yüksekmiş. Sen buraya bu IKEA tabirelerden evet, al. Evet, öyle alacağım. İlk bir masa. Öyle yaptıracağım. Evet. Şey, dolap yaptıracağım açmalı kapatmalı. Zaten buraya karar. Buraya zaten şey koymazsın. Yemek burada yemezsin. Yemem.
buradan geliyor. Her yerden dolaşıyor. Sevgili misafirlerin doğal ortamından üzümleri toplayıp yiyebilecekler. Kimliğin eşyaları. Yeni evinde mutlu musun? Çok. Dur seni en güzel duvarında çekeyim. Ben de istiyorum ama ne renk? Mavi. Şu duvarın rengi de olabilir. Evet, mesela bak şu tonlarda. Tam böyle şey halılar var. Bir şey söyleyeceğim, senin sandalyeni getireyim ben. Hayır, istemiyorum onu ya. Sen de onu bana satmaya çalışıyorsun. İdaretenlik. O zaman pufun üstüne oturuver. Hayır, yeni pufun üstüne oturacağım. Şey böyle şeyler yerleşti arkadaşlar. Şu odaya mı diyorsun? Evet. Hmm. Sığar diye düşünüyorum. Ya brokoli çok tatlı oldu. Vallahi mest oldu. Ne yiyorsunuz? Vegan burger. Oh, bir ısırık alayım mı? Sabit tutsana. Hı-hı. Çok güzel. Temizliğe gidilir evde. Yapıyor gene. Renk renk yerleştiriyor. Var istersen. Kumanda mı? Ay kumanda demişim, anahtar. Evet. Televizyonumu bile açtım kız. Cezanı çekmen lazım. Bakayım. Yargın atacak. Kapı açılıyor lan. Kendi kendine açılıyor, aynen kilitlemek lazım. Çok esiyor bir de ha, inat gibi. Tamam, çıkıyor. Ben de. Aa! Tamam, bir de iki kere terliklerinizle hepsiniz çok uyumlu insanlar. Nereden aldınız? Tırnaklarım da. Tırnaklarınız da turuncu. Gösteriyoruz. Dolaba su koydum ben. Şu şeyin linkini istiyoruz. Hayır. Şu parmağın linkini istiyoruz. Keşke olsa. Bana özür edin. Yapacak bir şey yok. Hoşçakalın takipçiler. Eve taşındığım zaman içeriz dediğim şarabı içeceğiz şimdi. Bakalım nasılmış. Bir tık pahalı bir şarap kendisi. Kısmet. Balık gibi sevmiyorum. O zaman ben kadehi kaldırmak istiyorum. Türkçe düzgünce de konuşamadım. Bugün işi birlik bitirdik. Her hayallerimdeki eve kavuştuğum için hem de 5 ay boyunca çok saçma şeyler yaşadığım için ki onu da video çekeceğim. Sizle beraber kutlamak istiyorum. Herkes de bu çileyi çeken. O zaman kaldıralım. Haydi. Yardımında bayrağına dünyamızda. Aynen. Çin çin. Afiyetler. Bunun için şarj aletimi getirmemişim. %2 şarjımla ilk sabahımı geçiriyorum. Çok da güzel yerleştik arkadaşlar. Sonra zaten yerleşmiş halimde çekerim sizi. Bugün ve 3 gün boyunca stüdyoda make-up artist eğitimim var. O yüzden evle çok fazla vakit geçiremeyeceğim. Ama ve lakin haftanın sonuna doğru biraz daha evle ilgilenebileceğim. Böyle birkaç tane küçük acil ihtiyaç var. Mesela çöp kutusu gibi. Zaten Instagram'da da bunları paylaşmayı düşünüyorum. Ne ihtiyacım varsa alırken sizinle paylaşmayı. Çünkü zaten hepsini online almak zorundayım. Çünkü geçtiğimiz seferde gezip baktım, hiçbir şey beğenmedim. Hep online'da daha güzel şeyler buldum. O yüzden online devam ke. Bu şekilde şarjım birazdan bitebilir. O yüzden sizleri seviyorum. Evle alakalı güncellemelere devam. Bugün ilk kez evime tek başıma yürüyorum. İnsanlık için çok küçük, benim için aşırı büyük bir adım.